Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu ise uzaktan eğitimin avantajları ve dezavantajları. Ben de bizzat bu sistemin içerisindeyim ve ben avantaj olduğunu yani çok fazla avantaj olduğunu düşünmüyorum. Genelde dezavantaj üzerine konuşacağım bu videoda da. Avantajlarından şöyle bahsedeyim. Bence tek avantajı işte her an e, ders dinleyebiliyorsunuz yemek yerken, televizyon izlerken. Ya bu da ne kadar avantajsa yani ben hiç avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiçbir verimi olmuyor. o Bir başka avantajı ise e, çocuklarıyla çok fazla vakit geçiremeyen aileler bu sayede hani daha çok birlikte olmaya başladılar. Bence avantajlarından birisi de budur. E, onun dışında başka ne avantajı var? E, aileler çocuklarının nasıl bir eğitim aldığını, hani neler öğrendiğini, derslerin nasıl işlendiği hakkında bence hepsinin bir fikri oldu bu konuda iyi veya kötü. Mesela bizim için söyleyeyim, bizim sistemimizde en azından hani hocaya ders sırasında sorular sorabiliyoruz, hoca yanıtlıyor. Hani bu da aslında çok da güzel bir şey değil hani anında cevap alamıyorsun, sistem yavaş oluyor, konuşamıyorsun, giremiyorsun filan. Ama EBA TV'den izleyenlerde hiç öyle bir şans yok çünkü akıllarındaki soruyu soramıyorlar hocalara. Ee, bu yönden bence yine dezavantajlı. Ee, uzaktan eğitimin eksilerinden biri de e, ben bu şey uzaktan eğitim dönemi boyunca hiç kendimi öğrenci gibi hissetmiyorum açıkçası. Neden diyecek olursanız da ders için ne bir hazırlık yapıyoruz, ne giyiniyoruz, ne sokağa çıkıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani e, mesela alarm kuruyorum ben genelde ders saatlerine arada unuttuğum için. Alarm çalıyor direkt pat diye derse giriyorum mesela. Ne elimde bir defter kalem oluyor bilmiyorum öyle giren arkadaşlarım var mı ama bence birçok kişi öyle girmiyordur yani. Çünkü zaten derslerin kayıtları oluyor. Hani dersten sonra da dinleyebiliyorsun o dersi. Ama e, disiplinsiz olduğu için ben hiç verimli olduğunu düşünmüyorum. Başka bir konuda şöyle bir şey var. Zaten dersler çok kısa sürüyor artık. Eskisi gibi sürmüyor. Yani avantajlarından biri ise şu var bence en önemlisi de bu ekonomik açıdan uzaktan eğitim çok daha avantajlı örgün eğitime göre çünkü hani ortaokul lise çağı değil de özellikle üniversitede okuyanlar işte kira, fatura derdinden kurtulmuş durumdalar şu anda. Onlar da bu mevzu çok ani olduğu için birçok konuda haksızlığa uğradılar bence ev sahipleri tarafından ama daha anaokulu öğrencisi, küçücük yaştaki çocuklar da artık televizyon, tablet, internet başına geçmeye başladı uzaktan eğitim yüzünden. bence bu da çok kötü bir durum. Zaten hani birçok çocuk bu haldeyken, sürekli telefon elindeyken bir de eğitimin de bu şekle yönelmesi ben açıkçası sevmedim bu sistemi. Benim bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.